Ve çıkmaya hazırım. Ulan oğlum, iş yapıyoruz dedik. Bayağı bildiğin yine öğrenci gibi sabahın köründe çıkıyoruz ya. O ne lan? Murat mesaj atmış. Niye telefonunu aramamış ki? Ne diyor? Mekana gel. Tamircideyiz ustanın. Acil. Gelmeden önce şu adrese de uğra. O arabayı kap getir. Olur. Anasını satayım. Bu da kendini iyice patronluğa kaptırdı. Ben bu işin ortağı değil miydim oğlum? Ben. Tıfıl Necmi. Ortak Necmi değil miydim? Demek ki değilmişim. Beni bayağı bildiğiniz ayak işçisi yaptı ya. Neyse gidelim bakalım. Cansu uyuyor. Ben en iyisi haber vereyim ne olur ne olmaz. Cansu. Cansu. Efendim Murat. Murat değil kız, Murat değil. Bir önceki bölümde de 50 kere Murat dedin bana. Cansu. Ben gidiyorum. Şşt, duydun mu? Nereye gidiyorsun Murat? Gelsene az. Tövbe estağfurullah. Hala Murat diyor. Cansu ben Necmi Necmi. Ben çıkıyorum tamam mı? Bir işim var. Tamam, çık. Akşama erken gel tamam mı? Seni özlerim. Olur gelirim. Ulan hala Murat diyor ya. Hala Murat diyor. Kızım seni Taner'e atmış ya. Taner'e atmış. Hala ne Murat'ı? Allah'ım. Hala Murat'ı seviyorum diyor. Neyse. Sabır Necmi sabır. Zamanla eminim o da Murat mevzusunu aşacaktır. Sonuçta bana olumlu sinyalleri çaktı değil mi? Çaktı herhalde. Çaktı değil mi lan? Bu sinyali sadece ben almış olamam herhalde. Şuna bakın. Sinyalden ağzım gözüm oynuyor. Oğlum bu karakterin bu tipini görünce benim bütün ciddiyetim gidiyor lan. Bakar mısınız? Ağız ayrı oynuyor. Burun ayrı oynuyor. Hele gözlük. Herkesten bağımsız. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Necmi'nin hayatına devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi bugün Necmi yine sabahtan erkenden kalktı. Zira Murat ona çok önemli bir görev verdi. Şu an Necmi bir arabayı çalmak için yola koyuldu arkadaşlar. Lakin Necmi'nin bilmediği bir şey var. Necmi bu arabayı kendisi için çalacak. Biliyorsunuz en son Necmi dayanamayıp Cansu'nun yanına gitmişti. Ve ona yardımcı olmuştu. Hayatını kurtarmıştı. Ve evini almıştı. Şimdi gördüğünüz gibi Cansu bayağı eve alışmış. Necmi salonda falan yatmaya başlamış. Ve durum bayağı karışık. Necmi bunu itiraf etmeyi düşünüyor. Artık Cansu'nun durumunu anlatmayı düşünüyor. Lakin arkadaşlar Murat öyle bir şey diyecek ki maalesef Necmi uzun bir süre daha bu durumu saklamak zorunda kalacak. Bakalım Necmi ile Murat'ın arasında ne geçecek? Çalacağı araba neymiş? Necmi'nin arabası nasıl bir şey olacak? Ne güzel lan girişi uzattıkça uzatıyorum. Hadi başlayalım. Allah'ım bu ne trafik lan? Yemin ediyorum var ya sabah kalkmayı bu yüzden sevmiyorum. İnsanlar işe gidiyor ya. Çok zor oluyor. Ya bir de bu Murat. Şimdi sıkıntı çıkartır mı ya? Yok canım. Sonuçta eski sevgilisi değil mi? Hem eve aldıysak ne olmuş yani? Ben iyiliğimden, iyi niyetimden aldım. Biraz basalım oğlum ya. Zaten sabahın körü. Afyonumuz patlamamış. Birazcık hızlı gidelim de. Hemen istediği arabayı çalalım ve ortalıktan uzaklaşalım. Arabayı nereye bırakacağız ya? Hangi mahalleden çalacağız? Onu da bilmiyorum ki. Şuradan hop. Güzel sollarım ha. Hop 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 hop. Sakin sakin. Adam fena korktu. Ulan ya. Bu Cansu mevzusu birazcık beni üzecek gibi. Murat'a duygularımı anlatsam ne der? Yani Murat, o senin eski sevgilin. Ben onu yeni sevgilim yapmak istiyorum. Sanırım kızar. Lan çekip vurmasın. Murat da sakat bir çocuk zaten. Allah'ım. Yanımızda silah falan da yok. Ufak bir emanet var İsveç çakısı ama çok bir şey yaramaz. Onu da yanımızdan ayırmayalım. Ne olur ne olmaz. Ya en iyisi erkek gibi başta söylemek. Karşısına geç. En iyisi başta söyle. Hay sonra söylersem sıkıntı olur. Düşünsene. Murat sonradan öğreniyor Necmi. Hiç iyi olur mu? Olmaz. Yani sonra der. Sana arkadaşım dedim. Kardeşim dedim. Ortağım yaptım. Sen benim kızı almışsın der yani. O yüzden en iyisi baştan söylemek. Gerçi Cansu için Murat'tan niye izin alayım ki? Sonuçta Cansu yetişkin bir birey. Ulan oğlum Necmi, işlerin öyle yürümediğini sen de biliyorsun. Kendini kandırma. Allah'ım neyse. Çok stres yaptım. En iyisi şu arabayı çalayım. Daha fazla uzatmadan
götüreyim. Hem arabayı çalmışken bu işi başardığım için beni bence affeder ya. Cık, affeder affeder. Cansu'ya aşık olmamı normal karşılar. Ben artık ama artık yani. Neyse ki bir şey olmadı altına. Ya da üstüne ya da yanına. İyi. Çalacağımız araba. Oo. Bu mu lan? Sanırım. Ben arabayı nereye çekeceğim? Bir yere bırakayım. Onu çalayım. Aa, park var lan. Ya oğlum bir dikkat edin. Park var. İyi de buraya bırakırsak polis alır değil mi? Şöyle çeksem. Bence kimse bir şey demez. Sonra gelir alırız. Okey. Ya Allah kahretsin ya. Bu Cansu mevzusu olmasaydı iyiydi. Ulan Necmi. Aşık olacak Cansu'yu mu buldun? Şöyle geçelim. Yani bir sürü kız var değil mi? Milyon tane kız var. Sen gidiyorsun. İş yaptığın adamın sevgilisine. Daha doğrusu eski sevgilisine. Aşık oluyorsun. Allah'ım. Neyse. Şimdi sessiz olmalıyız. Böyle de hiç şüphe çekmiyor ya. Ve şunu araklamalıyız. Oba. Güzel. Kimse yok değil mi? Hadi bakalım Necmi. Ustalığını konuşturma vakti. Sessiz ol. Sakin ol. Yaparsın. Ulan Cansu'yu öğrenince beni öldürmeye çalışmasın ya. Allah'ım yarabbim. Kafam hala orada. İşte bile aşk düşünüyorsun Necmi. İşte bile. Bir şey yok canım. Biz arabasına girmeye çalışan hop bir vatandaşız. Bu yeni nesil arabaların kilitleri çok hassas. Güzel. Çıt. Şu da tam şu aralıkta. Sanırım artık benim. Oo. Oğlum kaymak gibi araba, yemin ediyorum ha. Bir dakika lan. Bunun navigasyonu nereden açılıyor? Oğlum işte dizayna bak. Oğlum Necmi. Ömrün boyunca göremeyeceğin araba. Ve asla sahip olamayacağım. İyi bak oğlum. Zira böyle gidersen muhtemelen ortağın senin kafana bir tane kurşun koyacak. Cansu meselesini ya açacaksın ya vazgeçeceksin. Vazgeçmen mümkün mü? Değil. O zaman adam gibi anlatacaksın lan. Başka çaresi yok. Kendi kendine atar yapan adam. Neyse ya, olacak olacağına varır. Çok düşünmemek lazım. Murat beni vurursa, olur da öyle bir şey olursa, sevgimiz uğruna ölmüş oluruz. Şşt, 206. Kal burada, geri geleceğim. Oğlum bu nasıl bir araba lan? Ne bu? GT63S. Bunlar yeni değil mi oğlum? Vay yavrum vay. Bunlara nereden baksanız temiz bir 150 bin dolar falan isterler. Büyük paralar dönüyor bu arabalarda. Biz böyle arabalar nereden alıyoruz? Anasını satayım. Hala 206 game. Belki akıllı olursan Necmi, belki de Murat'ın sevgilisine yürümezsen bu arabalara binebilirdin. Lakin şimdi kayıkçının şeyine bineceksin. Kayığına. Pamuğu tıkmazlarsa. Gerçi tıkmadan bindirmiyorlar. Neyse. Konumuz şu an pamuk değil. Ya adam gibi anlatayım oğlum, ne uzattım ya. Değil mi? Evet ulan derim. Seviyorum ulan. Var mı bir itirazın? Senin için çalışıyoruz. Araba çalıyoruz. İş ayrı, aşk ayrı derim. Sonra belinden silah çeker beni vurur. Olur mu olur. Lakin aşk bazen cesaret ister değil mi? Tabii tabii. İster. Aha burada. Ulan gerçi şundan korkmam da biraz komik ama. Murat, kardeşim bak seninle aynı boya geldik falan. Murat, istediğin arabayı getirdim. Selam usta. Ve aleyküm selam Necmi. Sen bir haftadır arı gibi çalışıyorsun oğlum lan. Valla. Murat, Ford Mustang'den tut. Ford GT'den tut. İşte ne bileyim Toyota Camry'den tut. Ferrari'ye kadar. Bir sürü araba çaldı. Hadi ya usta, o kadar çalıştı mı? Valla ben şahidim Murat. Köpek gibi çalışıyor. Bu çocuk bence bir terfiyi hak etti. Öyle mi dersin? Ben de öyle düşünüyorum usta. Necmi, sen artık ailemizden biri oldun. Sana ben çok güveniyorum. Sen artık ailemizin bir parçası, bir huzur kaynağı, bir usta hırsızısın. O yüzden bugün seni ödüllendireceğim. Estağfurullah canım.
Sonuçta ben işimi yapıyorum. Yani ödüle falan gerek yok. Ya Murat, benim sana söylemem gereken bir şey var. Dur Necmi, dur. Söylemen gereken bir şeyi söylemeden önce ben söyleyeyim. Necmi, bu çaldığın araba var ya. Ya oğlum bir dur şimdi. Bırak arabayı falan. Güzel araba, Allah'a var. Bütün ömrüm boyunca çalışsam alamam da. Ben konu Cansu ile alakalı. Lan boş ver şimdi o kaşarı. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Bu araba artık senin. Ama çok önemli hayat ve... Ney? Ney değil. Zurna Necmi. Bu arabayı 2 hafta önce gözüme kestirdim. Ve Murat'a dedim ki, Murat bu arabayı sana çalalım. Murat sonra gitti babasının, rahmetli babasının BMW'sini modifiye ettirdi. Tabi o zamanlar parası yoktu. Hırsızlığa da pek olumlu bakmıyordu. Tamam usta, geçmişi karıştırma ya, Allah Allah. Bu artık senin. Yalnız hayat memat meselesi mi? Merak ettim. Ne oldu lan, bir şey mi oldu? Ya şey oldu. Şey. Ney? Ne oldu Necmi? Ya şey oldu işte. Cansu'nun burnu kanadı da ben onu hastaneye götürdüm. Burnu mu kanadı? Hadi ya. İyi mi? Nerede şimdi? Görmem lazım benim onu. Yani bana ne lan, kanadıysa kanadı. Yani Necmi, eyvallah, götürdüysen götürdün. Sayende iyileştiyse iyileşti. Ölse de zaten çok umurumda da olmaz yani. Değil mi usta, yani hiç umurumda olmaz. Tabii canım, hiç olur mu? Olmaz tabii. O imalı bakışlarını yakaladım. O eski Fino Murat gitti artık. Yok artık usta. Eyvallah Necmi, sağ ol. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Sen kardeşim gibi bir şeysin. Cansu'yu zaten sana emanet ettim. Ne yaparsan yap. Ama sakın aşık olma. Vallahi bu çocuk seni vurur. Demedi deme Necmi. Aşık mı? Yok ya usta, yapar mı? İnsan kardeşinin bugüne bugün ortağının sevgilisine bakar mı? Yani eski meski ama yapmaz. Necmi o kadar kansız, şerefsiz değil ki. Değil mi Necmi? Tabii canım. Yapmam yani. Ulan Allah kahretsin. Bu beni kesin öldürür. Mercedes vermiş bana. Ulan söyleyemedim de. Neyse canım, bu tatsız konuları tartışmayalım, konuşmayalım artık. Siz kardeş sayılırsınız oğlum. İlk defa Murat'ın bu kadar anlaştı ve sevdiği, güvendiği birini gördüm. Necmi, güvenini boşa çıkartmayacağını düşünüyorum. Yeni araban hayırlı olsun, değil mi Murat? Tabii ya usta. Hayırlı olsun kardeşim. Bir ara getir de BMW ile yarışalım. Güzel araba valla. Benden böyle bir şey alsam ya. Gerçi ben babamın arabasına biniyorum ama. Sen pek bir sevinemedin galiba. Üzülme Necmi. Ben şimdi plakasını değiştireceğim. Kayıt işini de takma kafana. Polisler falan bir şey yapamaz. Eyvallah usta. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkürler Murat. Rica ederim kardeşim, ne demek. Sen benim kardeşimsin. Seni en güvendiğim kişi olarak görüyorum. O yüzden zaten bu Cansu'yu sana emanet ettim. Başkasına etsem ne olacağı belli olmaz. Ama sen adamsın. Eyvallah. Ben o zaman gideyim. Kardeşini gezdirmeyecek misin yeni arabanla? Lan Necmi, harbi odunsun ha. Tabii kardeşim, tabii, buyur. Gezdirmek ne kelime, buyur. Şöyle geç kardeşim. Ulan ya. Söyleyemedik de. Ulan oğlum, çocuk bana çok güveniyor lan. Arabayı diyetti oğlum bana. Şu arabaya bak. Allah'ım. Ulan ömrüm boyunca alamam dediğim arabayı bana hediye etti. Ya Necmi, ustanın yanında söyleyemedim de. Cansu'nun bir şeyi var mı oğlum ya? Ben merak ediyorum içten içe. Şş, iyi değil mi? Cansu. İyi canım, iyi. İyi. Yalnız seninle ilgili çok hoş şeyler söylemiyor. Ha, bak sen şuna. O öyledir Necmi. Şey yapma. Eminim o da hala beni seviyordur. Lakin ben ona çok yürekten kırgınım. Çok. Ben öyle çok sevdiğini sanmıyorum ama. Sen bizim aramızdakileri bilmezsin Necmi. Ustanın yanında söyleyemedim. Oğlum Cansu'yla biz ette tırnak gibiyiz. Birazcık onu cezalandırmak için şehir dışına gönderdim. Yani yüreğime öyle kelet geçiremiyorum. Her an gidip barışabilirim gibi. Hadi ya. Tabi. Ama sonra abime yaptıklarını düşünüyorum. Gidip kafasına sıkasım geliyor. Onu çok sevmekle kafasına sıkmak arasındayım. Nasıl bir ara lan? Manyak mıdır nedir? Allah'ım. Ya öyle mi? Öyle öyle. Senin bir rengin attı oğlum. Ne oldu lan? Arabayı beğenmedin mi yoksa? Kim? Ben mi?
Yok canım. Sağ ol. Çok beğendim içi mavi falan. Ulan. Ulan vay be. Hala seviyormuş oğlum. Ulan. Bittin Necmi, bittin. Evini aldığını öğrenirse Cansu'yu var ya. Oğlum bu seni kıtır kıtır keser. Küçük deyip geçme. Necmi bir şey diyeceğim. Cansu nasıl görünüyordu? Hala güzel miydi? Cansu. Yok canım. Zayıflamış, kilo vermiş. Böyle çirkinleşmiş. Yani bayağı kötü. Yani görsen de böyle gülersin yani. Hadi ya. Allah Allah. Okuldaki bütün çocuklar hastaydı oğlum ona. Yani şimdi görse kimse hasta olmaz. Ulan kimi kandırıyorsun ya? Allah'ım ne yapacağım bilmiyorum. Neyse canım yeter bu kadar ondan konuştuğumuz. Biraz da iş konuşalım. Necmi, kapasiteyi deli arttırmayı düşünüyorum. Haftada 100 araba değil, bundan sonra 1000 araba satacağız. Bize yedek elemanlar lazım. Sen eleman işini ayarlarsın değil mi? Ayarlarım. Ayarlarım. Tabii ayarlarım. Aman diyeyim güvenilir birileri olsun. Malum bizim işimiz tehlikeli. Ona göre seç. Eyvallah. Seçerim kardeşim. Neyse oğlum bu ne surat? Ana yola çık da biraz bastan. Araba verdik sana. Sen de kız gibi kullanıyorsun Necmi. Cansu bile bundan iyi kullanır lan. Doğru diyorsun. Ben o zaman şuradan çıkayım. Allah'ım ya. Söyleyemedim oğlum ya. Söyleyemedim. Lanet olsun. Bu çocuk öğrendiği zaman beni kesin bitirecek. Ne yapacağız bu konuyu ya? Ulan resmen 100 binlik araba hediye etti. Ona bile sevinemedim. Ne yapacağız ya? Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Necmi efsane bir araba çaldı. Bir Mercedes GT63 ve gördüğünüz gibi Murat çaldığı arabayı Necmi'ye hediye etti. Üstelik Necmi tam her şeyi itiraf edecekken Murat Necmi'ye o kadar çok güvenmeye başladı ki Necmi ne yapacağını bilmiyor. Tam her şeyi söyleyecekti. Lakin gördüğünüz gibi Murat'ın Cansu'ya olan hisleri bitmemiş. Çok karışık bir hal almaya başladı. Murat'la Necmi'nin ilişkisi nereye gidecek? Sizce neler olacak? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada Necmi arabaya bile sevinemedi. Fark ettiniz değil mi? Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gel bakalım ufaklık. Bir dayak ye de aklın başına gelsin. Gel lan buraya çirkin hayvan seni. Katı sucuk. Salam. Gel lan buraya. Allah. Seyirci de coştu. Hadi Jason. Zafer inananlarındır. Oğlum. Git. Ve şu Rottweiler'a saldır. Bu Rottweiler'ın ölüsünü istiyorum. Allah. Benimki hata geçti. Senin Rottweiler biraz salak galiba. Bekliyor. Benimki bayağı bildiğin saldırıyor. Benimkinin mizacı öyle. Eşref, o sonradan açılır. Gördüğün gibi. O felaket bir hayvan. Oha. Lan Rottweiler ne kadar büyükmüş lan. Dev gibiymiş. Bizim Pitbull'la yan yana gelince anladım. Ne kadar büyük bu. Ne oldu lan Enik? Sesin çıkmıyor. Ah, ısırma lan.